Markete geldim. İki de kar yağmaya başladı. Ama soğuk ki falan. Resmen buz uçuyor böyle minik minik. Benimle birlikte sağlıklı yaşama başlamak istiyorsanız hemen gidip siz de şöyle bir sağlıklı atıştırmalıklar, öğünler alabilirsiniz. Çünkü Instagram'da benimle birlikte zayıflayın serisi başlatıyorum. Of piştim. Şöyle şu an 58 kiloyum. 57-58 arasında gidip geliyorum. Bir türlü istediğim, yani istikrarlı davranıp istediğim 51-52 kilolara düşemedim. Düğünden önceki kilom buydu benim. 51-52 arasında seyrediyordum. Maalesef istikrarlı olmadığım için düşemedim. Ama bu sefer çok istikrarlıyım çünkü sizinle birlikte yapıyoruz. Bu da bana motive kaynağı sağlıyor. Sabah kalktım, ılık suyumu içtim, limonlu. Gördüğünüz gibi bir markete gittik birlikte. Şimdi yani şöyle sağlıklı şeyler aldım kendime. Bu baby avokadoları gördüm. Bunlardan da aldım. Bir bütün avokado bana çok geliyor. Yarısını da böyle ziyan etmek istemiyorum sonrasında. Suya koyanlar falan var ama ben koydum. Bir iki gün bekleyince böyle yumuş yumuş oldu. Hiç hoşuma gitmedi. O yüzden böyle baby avokado gördüm. Bu bana birer adet olarak yetecektir. Her gün Instagram'da gün boyu ne yediğimi paylaşacağım. Akşamları paylaşacağım. Siz de bir sonraki gün uygulayabilirsiniz. Tamamen aynısını uygulamanıza gerek yok. Bu konu hakkında da şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diyecek bir bilgiye de sahip değilim. Ancak 2 sene önce falan pilates yaparken ne yemem gerektiğini biliyordum. Aynı zamanda diyetisyene giden bir kuzenim var. Onun uyguladığı tabloya da bakıyorum. Bu şekilde bir sürece girdim. Birlikte girelim istiyorsanız beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sayfayı şuraya bırakıyorum. Ajanda söylemiştim. Math Notebook'tan. Açtım biraz önce Instagram için ama böyle size de bir kutu açılımı yapmak istedim. Ne oldu Chico? Ne oldu? Ne oldu pamuk kızım benim? Ne oldu bir tane? Şöyle içinde bir tane de küçük hediye göndermişler. Hediyemizdir yazıyordu. Bu sene çok güzel bir sene olacak. İnanıyorum. Yaptıklarımı bu deftere kaydetmek için şöyle bir ajanda söyledim. Bayağı beğendim. Kadriye önerdi bunu bana. Kadriye'yi takip ediyorsunuzdur umarım. Kadriye Özgüler. Bu da böyle özel günler yazıyor. Mesela Aralık ayı. Hafta hafta ayırmışlar. Arasına notlar. Burada da böyle bir not defteri var. Şurada böyle zarf yeri var. Aa! Sticker'lar da varmış. Bayıldım. Süper. Herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır böyle açmıyordum. Direkt videolara giriş yapıyordum. Ufuk işe gitti. Ben de hemen dedim ki ben bu gece saatlerinde, akşam saatlerinde çok verimli oluyorum. Hele bir de uykum kaçtığı zaman o kadar çok iş yapasım geliyor ki. Hemen dedim birazcık aklımda olan işleri yapayım. Öncelikle ağacı toplamak istiyorum. Çok güzel duruyor. Ama o yılbaşı ruhu geçti mi de böyle bir bana kalabalıklar basıyor. Ufuk diyor kalsın bence ama yok toplayacağım. Henüz bir kutu almadım ama evdeki karton poşetlere koyup kaldırmayı düşünüyorum şu anda. Sonrasında Ikea'ya falan gittiğimizde büyük veyahut da denk geldiğinde bir hasır bir kutu alırsam onların içine koyacağım süsleri. Hem bir kenarda durur böyle hoş da görünür diye düşünüyorum. Hemen hızlıca toparlamaya başlayalım.
su alana kadar bunu da beklesinler. Yok, böyle olmayacak. Üçüncü poşete geçtim. Bunları ben nereye koyacağım? Yarın gidip bir kutu almak farz oldu. Ağacı da şeye koymayı düşünüyorum. Bizim televizyon kutumuzu saklamıştık biz. Herhangi bir şey olur, Allah korusun bozulur veyahut da ne bileyim başka bir şey olur diye. Ağacı o boş televizyon kutusunun içerisine koymayı düşünüyorum. Ola ki attık televizyon kutusunu. Bir şeyler düşünürüz. Ama şu an hani öyle bir yerim var. Onun içerisine koyacağım. Ve dolabın arkasından çıkarmam lazım. Ona koyacağım. Ama bir ferahladım ya. Ne kadar çok alan kapatıyormuş aslında o. Böyle yılbaşına yakın kurulduğunda çok hoş oluyor ama sonrasında böyle bir buna bir bıkkınlık getiriyor insana. Mutfak halısını sileceğim. Leş gibi oldu. Yani bakın. Ben bunu makineye dağıtıyorum. Yok, bu beyaz kısımları bir leş gibi oluyor. Hiçbir şekilde temizlenmiyor. Buraya bir fakirin halı koltuk yıkama deterjanı vardı biliyorsunuz ben de. Onu döktüm. İçerisine çamaşır suyu döktüm ve beyaz sabun döktüm. Şöyle bir süngerim vardı. Bu süngerle ve şu beyazlıklara çamaşır suyu döktüm. Şuraları sildim. Gene fark etti baya. Şöyle baktığınızda yarımı da makineye atacağım. Evet, sildim. Yani ilk haline göre bence bayağı temiz oldu. Yarın bir de makineye atınca iyice tertemiz olur. Şu açık renk halılar çabuk kirleniyor. Mutfakta sürekli üzerine gezindiğimiz için bir de. Yani şöyle söyleyeyim, yeni evleneceklere mutfakta açık halı pek tavsiyem değil. Bir de böyle çok kolay yıkanabilen şeyler tercih ederseniz sizin için çok daha iyi olur. Ya koyu renk bir halı tercih edin. Yani böyle açık renkleri olmasın. Evet, çok güzel duruyor. Çok ferah duruyor. Mutfak halımı zaten çok beğeniyorum. Her paylaştığımda da çok soruyorsunuz. Her güzel şeyin bir kullanım zorluğu da oluyor. Eğer açık renk istiyorsanız da bunları göze alarak tercih edin. Sonrasında sahur yapacağım. Yarın kandil. Oruç tutacağım. Oruç tutmak istiyorum. Bir saatlere falan bakayım. Bu arada parmağım şey oldu. Halıya sürttü. Küçücük bir şey ama çok acıyor. İşte neyse, saatlere bakayım. Bir sahur saatlerine. Oruç tutmak istiyorum yarın. Şimdiden hepinizin kandili mübarek olsun.
Yeni bir günden hepinize merhabalar, günaydın. Sahurdan sonra ben bir uyumuşum. Suratım zaten balon gibi şiş. Halı sildim, ağacı topladım falan derken yorulmuşum açıkçası. Kalktığımda saat 12.30'tu. Hemen bir tane video editledim. Onu yayına açacağım. Yüklemede şu anda. Birlikte temizlik yapalım. Yemeği yaptım. Barbunya mercimek çorbası yaptığım için onu o kısımları göstermedim. Pardon, pilavım zaten dünden vardı. Yanına barbunyayla mercimek çorbası yaptım. Canım böyle oruçlu olunca aslında et, kıyma tarzı şeyler, köfte tarzı şeyler istiyor ama daha yeni yedik. O yüzden de yapmak istemedim. Şimdi hızlıca bir evi toparlayacağım. Evi silip süpüreceğim. Aslında cumartesi günleri artık Ufuk'la birlikte yapma kararı almıştık. Yani ben süpürüyorum, o villa da yapıyor. Öyle olunca aşırı kolay oluyor. Çok çabuk bitiyor ama ağacı kaldırdığım için ortalık baya kötü oldu. Her yer böyle yeşil yeşil şey. Dün akşam biraz elimle sildim ama yine de her yer sim, o yeşil yapraklardan. O yüzden içim rahat etmeyecek. Bugünden halletmek istiyorum. Hava çok soğuk. Soğuk olduğunda böyle saçlarım salık gezmeyi evde çok seviyorum. Normalde evde salık saçla gezmeyi pek sevmiyorum ben. Özellikle iş yaparken. Şimdi zaten toplarım hızlıca. Dün kar yağıyordu, bugün yağmıyor. Kar durdu. Şimdi mutfak halısını makineye attım. Sabah gözlerimi açtım. Açar açmaz dedim ki hemen mutfak halısını atayım, yıkansın. Sonra hemen zaten hızlı bir şekilde kuruyor evde sıcak olduğu için. İlk önce bir mutfağı sileyim, süpüreyim. Şöyle bir sandalyenin üstüne atarım. Sonra giyim odasını süpürürüm. Oraya telin üstünü açarım. Dışarıya serersem bildiğiniz buz tutar. Çünkü dışarısı çok soğuk. Şu an 1 veya 2 derece. Dolap siparişlerim var. Onları halletmem lazım. Trendyol Express eve çağırıp da gönderebilirim. Ama şu an insanlara da çok acıyorum bu soğukta. Bir iki gün bekletebilirim o dolap kargosunu. Kendim de bu soğukta çıkmak istemiyorum açıkçası. Ufuk da uyuyor şu an. Akşam üzeri çıkabilir miyiz bilmiyorum. Pek çıkasım da yok. Zaten ezan da kaçta okunuyor acaba ya? Hiç bakmadım ona. Herhalde 7'ye doğrudur. Evet öyledir diye düşünüyorum. Dün de saçlarım ıslaktı, ördüm. Yarısı tutmuş, yarısı tutmamış. Cuma günü de, bugün günlerden Perşembe. Bu videoyu bitirdikten sonra yeni bir vlog başlatacağım. Birlikte pasta yapacağız. Ben biliyorsunuz sipariş almıştım. O şu an yüklemeye koyduğum videoda izlediniz onu. O siparişten kalan bir kremam vardı. İç dolgum vardı. O dolguyu ben difrize attım. Çöpe atmak istemedim kesinlikle. Değerlendirmek amacıyla yarın bir pandispanya yapacağım. Dolapta bekleteceğim. Sonrasında içini birlikte Ufuk'la dolduracağız. O dedi ki ben sıvayım. Ben dedi bir şekillendireyim, süsleyeyim. İyi dedim peki madem sen yap. Chico da arkada konuşuyor. Böyle konuştuğum zaman Chico konuşmayı çok seviyor. Ben ona bazen masal anlatıyorum. Size gerçekten yemin edebilirim. Parmağımda uyuyor. Gözleri kapanıyor. Böyle kendinden geçiyor masal anlattığımda. Bir de böyle sakin bir ses tonuyla anlatıyorum. O yüzden ilgiyi çok seviyor. Ona karşı konuşmayı çok seviyor. Şu an konuştuğum için de çok mutlu, o da konuşuyor. Zeytin ağacım devrilmiş. Böyle bir fırtına vardı ki balkon zaten leş yani. Yıkamam lazım. İçim gidiyor. O an, şu an orayı böyle pis görüyorum ya. İçim gidiyor ama bu soğukta yıkamayacağım. Yok, bunu kendime yapmayacağım. Sonrasından çıkıyor acısı. Hadi gelin hemen hızlıca halledelim. İlk önce bugün yapacaklarımı ajandama not almam lazım. Yarın yapacaklarımı not alıyorum. Gün sonunda da bu olay çok hoşuma gitti. Ne yaptıysam içimden geldiği şekilde yazıyorum. Böyle günlük tarzında değil de. Çat 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 şunları şunları yaptım. Bunu yaptım. Şöyle şöyle diye. Ve bu durum benim çok hoşuma gitti. Elmacılara çiçek gönder demiştim. Çiçeği gönderdim. Dikkat ediyorum. Arkadaşlarımızın bebeği oldu. Mutfak halısını yıkadım. Tek sıkıntı ders çalışmak. Ders çalışmayı 2 gündür ihmal ediyorum. Bugün çalışacağım çünkü 19'unda, pardon, 19 mu? 20'sinde veya 21'inde finalim var, finallerim var. 3 dersi verdim, 2 dersten kaldım. Muhasebe birazcık beni zorladı. Önceliğim muhasebe, muhasebeyi yapmam lazım. O yüzden 2 güne de muhasebe çalışmışım ama hiçbir şekilde bir fırsat bulup çalışamadım. Şuraya da yazalım. Tamam.
Dipnotlarımı aldım, yapacaklarımı yazdım. Genelde bir gün öncesinden yazıyorum ama dün bayağı yorgun olduğum için buna pek fırsat bulamadım. Ajandayı merak ederseniz açıklamalara linkini bırakırım. Sağırsa şimdilik şunda beklesin. Oh be, tertemiz olmuş. Nihayet. Rozman'dan bir iki bir şey almıştım. Onları göstereyim. Şu Mala'nın jileti mi? Benim ocağı temizlediğim Mala var ya, yüzeyi temizleme Malası. Onun, evet, yedek başlığını aldım. 5 adet bitti çünkü bendeki. Şu Donal'ın fırını, ızgara temizleyicisi. Duş jeli aldım. Bundan bir 2-3 tane aldım. Çok güzel. Beyazı çok güzel kokuyor özellikle. Şu an duşa koyup kullanıyoruz. Ama bu da çok güzel kokuyor. Izana'nın 34 liraydı fiyatı. Bu kadar. Bunu alalım. Buradan da dekorasyonunu birazcık değiştirdim. Yani düzenini. Makyaj basamı pencerenin önünde istiyordum. Bunun üstü için de şunları kaldıracağım. Bir tane takılık sipariş vereceğim. Bunu artık pek kullanmak istemiyorum açıkçası ya. Bu görüntü pek hoşuma gitmiyor. Dolap hesabından satışa koyacağım şu ikisini. Oradan isteyen olursa bakabilir. Ben galiba bu aynayı bu tarafa taşıyacağım ya. Daha güzel olacak acaba. Deneyelim. Şurası 2 dakikacık kurusun, hemen koyalım.
Öteki daha güzeldi. Değiştirelim yine. Evet, böyle daha iyi. Bence. Tertemiz olmuş, tertemiz. Ondan öncesinde klorak ve simyon çok iyi oldu. Of, gerçekten içim rahatladı şu an. Artık kirliye atıyorum. Halı mis gibi kurudu. Bakın. Bayağı temiz oldu. Açılıyor. Şimdi böyle göründüğüne bakmayın. Yaklaşık 1-2 saate açılıyor. Onunla uğraştım. O yüzden nerede kaldığını şu an hatırlamıyorum. Bakmam lazım. Şimdi toz alacağız. Yemeğimizi yedik. Ben orucumu açtım. Allah kabul etsin. Tüm tutanların oruçlarını Allah kabul etsin inşallah.
Toz alacağım. Mutfağı şöyle bir üstten temizleyeceğim. Sonra da bitiyor. Ben dün gece o kadar çektim temizlik yaparken. Bir hafıza sıkıntısı yaşıyordum. Kaydetmemiş depolama alanı problemi. Ben de bıraktım. Mutfağı toplamadım. Sizinle birlikte bugün toplayalım diye. Şimdi hemen bir mutfağı toplayacağım. Sonrasında sıyalım dışarı çıkacağım. Ya hafıza şükürler olsun. Kaç günden sonra güneşli. Nihayet. Çok soğuk gibi duruyor. Ama hiç şüphem yok. Ama en azından insanın içine açıyor. Yağlı bir yemek yaptıktan sonra hemen temizlemeye dikkat ediyorum. O yüzden çok fazla kir birikmiyor. Bitkim vardı ya benim, yuka çiçeğim. Öldü maalesef. Ben de bari yaprağını aldım. Belki tutar diye bir umut. Tam çekmeye çalışırken
Video yine durmuş. Tam sildiğim aşamayı göstermişim. Yerleştirmeyi gösterememişim galiba. Ama çözdüm hafıza problemini. 100 GB iCloud'dan her ay hafıza satın alıyorum ben. Belli bir ücret karşılığında. Aynı şekilde Google fotoğraflardan da 200 GB hafıza satın alıyorum. Ve bu da bana yani yaklaşık 150 liraya falan geliyor ikisi her ay. Düşünün. Telefonum zaten 256 GB olmasına rağmen yine de yetmiyor. O yüzden gösterememişim o kısımları. Bir dahakine gösteririz. Zaten bayağı temizledim. Şimdi hazırlandım. Elif ablayla dışarı gideceğiz. Şunu şu içeri mi soksam acaba cepleri? Böyle de kullanılabiliyor çünkü. Şöyle yapayım. Çok beğenmedim bugün. Duşa girmem gerekiyordu ama hava soğuk. Duşa girersem kesin hasta olurum. Ben birazcık öyle hemen üşütüyorum. Hasta da olmak istemiyorum. Çok büyük salgınlar. Herkes kendine çok dikkat etsin. Bir grip veyahut da soğuk algınlığı değil. Bildiğiniz influenza ve Covid salgınının ağır bir versiyonuymuş. O yüzden kendinize çok dikkat edin. Bildiğiniz ölümcül bir şeymiş aslında şu an. Kuru öksürükle başlıyormuş. Hani geçmiyor. İnsanlar aylarca hasta oluyorlar. Benim de bir dönem çok şiddetli bir kuru öksürüğüm vardı. Hatırlıyor musunuz? Faranjit demişti doktor. Çok şükür benim geçti. Çok nadir öksürüyorum. Bir de bizim oda kokumuz bitti. Oda kokumuz bittikten sonra dikkat ettik biz Ufuk'la. Benim öksürmem azaldı. Bazen parfüm falan sıktığımda şuram aynen böyle oluyor. Şurada bir hırıltı gibi bir şey oluyor parfüm sıktıktan sonra. Benim muhtemelen kokulara karşı bir alerjim var diye düşünüyorum. Biz doktora 1600 lira para verdik o gün alerji testi için. Bana sadece muhabbet kuşu için yapmış. O da ilginç. Biz hani hepsine diye düşünmüştük. Neyse ben şimdi çıkıyorum. Sonra görüşürüz. Videoyu da bitireyim bu arada. Çok uzun bir video oldu. Çıkmadan videoyu da bitireyim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Destekleriniz benim için çok önemli. Güzel ülkemin birçok yerinden beni izliyorsunuz. Yurt dışından bile izleyenler var. Azerbaycan, Bulgaristan. Birkaç yer daha yazmıştı sanki. Instagram'dan yazdı birkaç kişi de. Almanya'dan izliyormuş o da. Yani çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Siz var olduğunuz için ben burada içerik üretebiliyorum. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu kandiliniz mübarek olsun. Hoşça kalın.